Herkese merhaba kardeşim, mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizin için susamlı tuzlu kurabiye hazırladık. Tarifin yapımına başlayalım. 70 gram tereyağı, yarım su bardağı ayçiçek yağı, 1/2 su bardağı pudra şekeri, 1 yumurta, 2 çay kaşığı tuz ekleyip karıştırıyorum. Üzerine biraz un ve kabartma tozu ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Kalanını da hamurun üzerine ekliyorum. Hamurum toplamda 2,5 su bardağı artı 1 tepeleme çorba kaşığı un aldı. Un miktarı markaya ve kaliteye göre değişiklik gösterebilir. Unu birden değil yavaş yavaş eklemenizi tavsiye ederim. Hamur gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı, pürüzsüz ve ele yapışmayan bir kıvamda olmalı. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyorum. Bu ölçüden 28 adet kurabiye elde ettim. Kurabiyenin yüzeyi için pekmezli su hazırlıyorum. Bir kaseye 1 tatlı kaşığı pekmez ve yarım çay bardağından biraz daha su ekleyip pekmez eriyene kadar karıştırıyorum. Hamurları önce pekmezli suya, daha sonra susama batırıp tepsiye geri diziyorum. Susamların piştikten sonra beyaz durmasını istemiyorsanız kavrulmuş susam kullanmanızı öneririm. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında 30 dakika pişirdim. Ve kurabiyelerim muhteşem güzelliğiyle hazır. Bugüne kadar yediğiniz tüm tuzlu kurabiyeleri unutun ve eğer evde malzemeleriniz varsa hemen mutfağa gidip bu tarifi deneyin. Denediğiniz zaman nasıl efsane bir kurabiye olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Kıyır kıyır ağızda dağılan kurabiye tarifimizi denerseniz bizimle yorumlarda paylaşmayı, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.